Park'tan giriş yapacak. Normal altılı masa toplantılarının aksine Kılıçdaroğlu liderleri karşılamayacak. Şu anda kendisi CHP Genel Merkezi'nin içinde 12. katta asansör çıkışında karşılaması bekleniyor. Yaklaşık birkaç dakika sonra liderler teker teker CHP Genel Merkezi'nin otoparkından giriş yapacak. Tabii kameraman arkadaşım Arda ile birlikte bugün CHP Genel Merkezi'nde epey yoğun bir mesai harcadık. Girilmedik oda bırakmadık desek yeridir. Bilgiler toplamaya çalıştık. Hemen kısa bir şekilde o bilgileri yönetmek istiyorum. Öncelikle bugünkü toplantıda çok net bir şekilde ikinci turda kampanyalarda kullanılacak görsellerle kampanya dili netleştirilecek ve bununla ilgili kamuoyuna bir metin açıklanacak. Tekrar ediyorum. İkinci turdaki kampanyalarda kullanılacak görseller ve kampanya dili net bir şekilde bugün netleştirilecek. Yine kampanya sürecinde mülteci ve terör politikaları daha çok gündeme getirilecek. Neden? Çünkü daha önce seçim sürecinde AKP iktidarının İmralı'yla görüşme çabaları, ondan önceki seçimlerde Öcalan'a yollanan mektup, Cumhurbaşkanı'nın mitinglerde montajla Karayılan'la Kılıçdaroğlu'nun yan yana koyması ve bu şekilde bir dezenformasyona neden olması CHP'li kaynaklar tarafından oy kaybına neden olduğu yönünde bazı bilgiler bize geldi. İşte bunu önlemek için artık terörle giderken şu anda evet giriş yapılıyor. Arda'dan rica edeceğim hemen o görüntüleri de aktarsın. Liderler teker teker gelmeye başladı şu anda Zeynel Lüle. Kapının önünde de bir hareketlilik söz konusu. Arda'dan rica edeceğim şöyle biraz daha yürüyüp o kapının önünü sizlere aktaralım. Ben de bir yandan elimdeki bilgileri sizlere vermeye devam edeyim. İşte az önce bahsettiğim konular nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ikinci turda terör ve mülteci politikalarına daha çok önem verecek. Net bir şekilde dile getirecek ve seçmene bunu ulaştırmaya çalışacak. Sandığa gitmeyene ulaşmaya çalışacak CHP. Çok net bir şekilde bunun üzerinde duruluyor. Neden sandığa gidemediler? Bunun sebepleri araştırılacak. Ve tabii ki seçim sırasında memleketlerinde veya tatil bölgelerinde olan vatandaşlar var. İşte kurmaylar özellikle de 26, 27 ve 28. dönem milletvekilleri dün akşamdan itibaren bu konular üzerine sandığa gidemeyen vatandaşlar üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu konunun bir an önce çözülmesi o yurttaşların, o seçmenlerin ikinci turda sandığa gitmesini istiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderler. Deprem bölgesine ayrı bir parantez açacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ayrı ayrı afişler yapılacak ve deprem bölgesinden birinci turda gelen oylara saygı duyulmasını istiyor. Oradaki vatandaşların tercihlerine saygı duyulmasını istiyor. Sorunu kendimizde arayalım. Belki de bizler yeterince ikna edemedik deprem bölgelerinde yaşayan yurttaşları, seçmenleri. Tekrar onların yanına gidilecek. Onlar için farklı bir politika uygulanacak ve ikna edilmeye çalışılacak. Dün yine yoğun bir mesai harcanıyordu CHP Genel Merkezi'nde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. MYK üyeleriyle ardı ardına toplantılar yapıldı. Çok yoğun bir mesai harcadı aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen akşamında Ekrem İmamoğlu İstanbul'a gitti. Ayağının tozuyla masada bulunan partilerin İstanbul İl Başkanları'yla ve Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıda masaya yatırılan bir konu vardı. Bugün bu konu üzerinde de duruldu CHP Genel Merkezi'nde ve muhtemelen az sonra başlayacak toplantıda da yine bu konu konuşulacak. Şöyle bir fikir var CHP içerisinde. Bu fikri de sunan Ekrem İmamoğlu oldu. Erzurum ve Karadeniz bölgesinde özellikle birinci turda görüldü ki AKP seçmeni, AKP iktidarını destekleyen seçmen ikna edilemedi. Kısa bir süreç var, 10-11 günlük bir süreç var ve zaman kaybetmeden oradaki yurttaşları ikna etmektense CHP'nin, Millet İttifakı'nın güçlü olduğu büyük şehirlerde, belediyelerinin olduğu büyük şehirlerde bir oy artışı söz konusu birinci turda. İşte bunu devam ettirip orada oy vermeyen vatandaşları ikna etmenin daha kolay olabileceğini düşünüyorlar ve bunun üzerine yoğunlaşmayı düşünüyorlar. Bugün açıklanacak olan yol haritasında bu konuda olacak. CHP Genel Merkezi'nde Sinan Oğan'ı, Muharrem İnce'yi de sorduk. Görüşmeler olacak mı? Karşı taraftan nasıl tepkiler geldi diye. Henüz Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleşmemiş. Bu yönde bir atılımın da olup olmayacağı konusunda net bir bilgi gelmedi. Ama Sinan Oğan'la özellikle dün CHP Genel Merkezi'nde birçok kurmay telefonla iletişime geçti. Her türlü zemin hazırlandı.
Bugün toplantıdan çıkacak karar sonrasında yol haritasından sonra kısa bir süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Artık dakikalar kaldı. Liderler gelmeye başladı. Az önce yanımızdan bir konvoy geçti. Diğer liderler bekleniyor. Normalde 15'te başlaması beklenen toplantı trafik nedeniyle biraz aksıyor. Ama liderler geldikten sonra tüm Türkiye'nin merakla beklediği bu tarihi toplantı başlayacak ve kameraman arkadaşım Arda ile birlikte gün boyunca içeriden alacağımız bilgileri de gelişmeleri de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar Ankara stüdyoya bırakalım. Teşekkür ederiz Engin Açar. Arda Aksakal'la birlikte Tele 1 ekibi